Merhabalar. İslam Teolojisi Türk Tarihindeki Kültür Medeniyet kısmına devam edeceğim arkadaşlarım. İlk konu başlığım ise ordu olacak. Eski Türklerde ordu arkadaşlarım, Türklerde nasıl bir anlayış var derseniz de ordu millet anlayışı hakimdir. Yani ister kadın olsun ister erkek olsun herkes burada askerdir. Ordu millet anlayışı. Tabii tarihte ilk düzenli orduyu kim kurmuştu derseniz de Mete Han kurmuştu değil mi arkadaşlarım? Tahta çıktığı 209 yılında arkadaşlarım kurmuş olduğu bir orduyla tarihte ilk düzenli ordu kurulmuştur. Hatta onun çıkmış olduğu tarih arkadaşlarım bugünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da arkadaşlarım kuruluş yılı olarak anılmaktadır. Mete Han zamanında bugünkü Kara Kuvvetleri Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu olarak adlandırılır arkadaşlarım 209 yılı. Daha sonra arkadaşlarım tabi halkımız göçebe olarak yaşadığı için daha çok atlı birlikler orduda hakimdir. Bu şekilde bahsedebiliriz. Atlı birliklerimiz var. Aynı zamanda arkadaşlarım biz orduda hangi milletleri etkilemişizdir derseniz de arkadaşlarım Çin, Bizans ve Roma'yı etkilemişizdir. Roma'yı askeri anlamda etkiledik arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlarım toplum yapısına bakalım. Eski Türklerde arkadaşlarım her boyu bir bey yönetir. Bunlar tabii iç işlerinde serbesttirler. Toplumun en küçük yapı birimi ise arkadaşlarım ailedir. Şimdi bazı tabirlerimiz var. Onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela eski Türklerde arkadaşlarım okuş aile demektir. Uruk ise arkadaşlarım sülale demektir. Boy arkadaşlarım kabile demektir. Budu ise millet demektir arkadaşlarım. Ve en sonunda il ise arkadaşlarım devlet demektir. Evet bu yapılar genelde ÖSYM buradan da soruları sorabiliyor. Mesela bunu verip karşısına farklı bir isim verebiliyor. Buradan da çaydırıcı cevaplar çıkabiliyor. Bunları çok çok tekrar ederek inşallah aklınıza oturtursunuz. Evet toplum yapısından da bu şekilde bahsedebilirim. Din ve inançlara geçelim arkadaşlarım. Din ve inançlar arkadaşlarım genelde çokça kabul edilen bir inanıştır bu. Gök Tanrı inancı daha çok hakim olmuştur. Daha sonra arkadaşlarım tabii Gök Tanrı inancından başka şeylere de inanmış Türkler. Mesela atalar kültü ve aynı zamanda atalar kültürünü de yazalım. Bu şey demektir arkadaşlarım. Yani atam benim atam öldükten sonra onun ruhu beni koruyor anlamında kabul edilmiştir. Ve aynı zamanda arkadaşlarım doğa kültü vardır. Bu arada kült inanış demektir arkadaşlarım. Birazdan da açıklayacağım zaten. Kült inanış demektir. Ve doğa kültümüz vardır. Bu da işte yıldızın, güneşin falan onların koruduğuna inanılan kült inanış arkadaşlarım. Ve şurada farklı isimler var. Onları da hemen açıklayayım arkadaşlarım sizin için. Şaman, Kam veya Baksı denilir arkadaşlarım. Bunun ismi din adamıdır arkadaşlarım. Yu cenaze töreni demektir. Kurgan ise arkadaşlarım mezar demektir. Uçma cennet demektir. Tamu ise cehennem demektir arkadaşlarım. Balbal arkadaşlarım şöyle mezar taşına dikilen taştır arkadaşlarım. Eski Türklerde şöyle bir inanış var. Siz savaş yaptığınız zaman öldürdüğünüz kişi sayısı kadar mezarınıza bu balballar dikilir arkadaşlarım. Yani şu demektir oluyor bu. Ahiret inancını da gösterir bize aynı zamanda. Hani ahirette ben bu kadar düşmanı öldürdüm. Bunların karşılığını bu sayı kadar ahirette alacağım hesabı vardır.
Mezara dikilen taş diyeyim. Umay arkadaşlarım tanrıça demektir. Ve kült ise arkadaşlarım inanış demektir. Evet, bu şekilde bahsedebilirim. Şimdi arkadaşlarım hukuk alanına bakalım. Hukuk alanında arkadaşlarım toplum hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına töre diyoruz. De bu töreyi yazılı hale hangi devlet getirecek derseniz de Uygur devleti getirecek değil mi? Yani çıkayarak geçmesinden dolayı yazılı hale Uygur devletimiz getirecektir. Daha sonra arkadaşlarım eski Türklerde hukuk teokratik bir yapıya sahip değildir. Yani dini bir anlamda yapılmaz arkadaşlarım. Daha çok töre esaslı yapılır hukuk kurallarımız. Tabii törenin de beslendiği bazı kaynaklar var. Onlardan da bahsedelim. Mesela birincisi halk. Daha sonra Hakan'ın buyruğu. Daha sonra arkadaşlarım kurultayda alınan kararlar. Aynı zamanda arkadaşlarım gelenek ve göreneklerimiz. Bunlar törenin kaynaklarından başlıca sıralayabiliriz arkadaşlarım. Daha sonra arkadaşlarım sosyal ve ekonomik yaşamına da bakalım. Tabii eski Türklerde halkın birçoğunun geçim kaynağı arkadaşlarım hayvancılıktı değil mi? Hayvanların etinden, sütünden faydalanıyorlardı ve bunları arkadaşlarım ticarette de kullanabiliyorlardı. Karşılığında ne alıyorlardı derseniz de arkadaşlarım daha çok ipek, buğday, arpa gibi şeyler alabiliyorlardı. Tabii bu ticareti geliştirmek için arkadaşlarım ne yapacaklar? Özellikle Asya Hun Devleti'nden sonra serbest ticaret pazarları kuracaklar. Tabii bu pazarların da aynı zamanda güvenliğini de sağlayacaklar arkadaşlarım. Şöyle yazalım. Geçim kaynağı genelde hayvancılık. Ticaret önemli halde. Ticaret de yapıldı. Serbest ticaret pazarları kuruldu. Özellikle tarımda arkadaşlarım Toto kanalı ve Aktura kanalı önemlidir arkadaşlarım. Kanalımız önemli. Tabii ticarette arkadaşlarım ipek ve kürk yolumuz da ticaret açısından çok önemli yollarımızdandır. Tabii biz aynı zamanda ticarette arkadaşlarım parayı da kullanmış bulunmaktayız. Hatta tarihte adına para bastıran ilk hükümdarımız kimdi? Türk işlerdeki Bagat Erkan'dı değil mi? Evet. Tabii ticarette arkadaşlarım hem maden hem de kağıt paradan da bahsedelim. Madeni paranın ismi arkadaşlarım yarmaktır. Madeni paraya verilen isim arkadaşlarım. Kağıt para ise arkadaşlar çav anlamını taşımaktadır. Evet, bu şekilde bahsedebiliriz. Daha sonra arkadaşlarım bilim sanat ve eğitimden de bahsedelim. Türkler arkadaşlarım ne yaptılar? 12 hayvan Türk takvimini kullandılar. Hali bir yerde takvim kullanıyorsanız burada astronomi gelişmiştir, değil mi? Evet. 12 hayvanlığı Türk takvimini kullandık. Daha sonra arkadaşlarım süslemelerde hayvan motiflerini kullandık. Daha sonra arkadaşlarım mimaride Türk üçgenini kullandık. Özellikle kim kullanmıştı? Uygurlar değil mi? Daha sonra arkadaşlarım çini, fresk, gibi sanatsal etkinliklerimiz de oldu arkadaşlarım. Bu şekilde bahsedebiliriz. Daha sonra arkadaşlarım süslemelerde minyatür, çini ve fresk gibi süslemeler de dahil olmuştur. Sonra arkadaşlarım kurbanlarımız vardır. Önemli kurbanlardan mesela pazarı kurbanında arkadaşlarım dünyanın en eski halısı bulunmuştur.
Esik kurganında ise arkadaşlarım, altın elbiseli adam zırhı bulunmuştur. Daha sonra arkadaşın tabii eğitiminden de bahsedebiliriz. Şu an tahtada yerim kalmadı, mecbur söyleyeceğim sadece. Eğitiminden de bahsedebiliriz arkadaşlarım eski Türklerde. Yaygın eğitim dersek arkadaşlarım ta Asya Hunlarına kadar götürebiliriz bu işleri. Yani Hunlara kadar götürebiliriz bu işleri arkadaşlarım eğitimde. Ama örgün eğitim dersek arkadaşlarım, yani bir bina içerisinde bir eğitimden bahsedecek olursak arkadaşlarım, Uygurlardan başlayabiliriz. Tabii sporda da önemli işler yapmışlar eski Türkler. Mesela okçuluk, mızrakçılık, gökbörü, kızbörü, mangalı gibi sporlarla uğraşmışlar. Tabii bunlar sadece eğitim, sadece eğlence olsun, spor olsun diye yapmamışlar. Tabii burada dikkat gerektiren, hız gerektiren, çeviklik gerektiren sporlar olduğu için arkadaşlarım, askerlik alanında da gelişmeler için de aynı zamanda bu sporları yapmışlardır. Evet, ben şimdi diğer konu için tahtamı hazırlayacağım. Evet, şimdi arkadaşlarım yazı dili ve edebiyat kısmına bakalım. İlk önce arkadaşlarım kullandığımız alfabelere bakalım. Orhun alfabesi ve aynı zamanda Uygur alfabesi arkadaşlarım milli alfabelerimiz olarak geçmektedir. Daha sonra bizler Kiril, Sot, Sanskrit, Arap ve Latin olmak üzere arkadaşlarım alfabeleri kullanmışızdır eski Türklerde. Daha sonra arkadaşlarım edebiyatı iki kısma ayıracağız. Yazılı edebiyat ve sözlü edebiyat olmak üzere. Yazılı edebiyatımız arkadaşlarım Yenisey yazıtları ve aynı zamanda Orhon yazıtları olmak üzeredir. Sözlü edebiyatta arkadaşlarım bazı kelimeler var, terimler var. Onları açıklayayım sizler için. Mesela sav, atasözü demektir. Sagu ise arkadaşlarım ağıt demektir. Koşuk ise arkadaşlarım kopuz eşliğinde, yani saz eşliğinde söylenen destanlar demektir arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlarım destanlarımız var tabii. Bazı devletlerin arkadaşlarım önemli destanları da vardır. Bunlar sözlü edebiyatta çok önemli kısımlardadır arkadaşlarım. Mesela İskitler'de Alper Tunga ve Şu destanımız vardır. Asya Hun Devleti'nin arkadaşlarım Oğuz Kağan destanımız vardır. Göktürk Devleti'nin arkadaşlarım Ergenekon ve Bozkurt destanları vardır. Uygurlarda ise arkadaşlarım Türeyiz ve Göç destanımız vardır. Oğuzlarda arkadaşlarım Dede Korkut destanımız vardır. Aynı zamanda Kırgızlarda ise arkadaşlarım Manas destanı vardır. Evet arkadaşlarım, bugün dersimin sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.